Şimdi İzmir'e gideceğiz. Halkapınar'da yeraltı park inşaatında bir göçük meydana geldi. Duvar altında kaldığı öğrenilen iki güvenlik görevlisi için arama çalışması var. Ayrıntılar alacağız. Gülçin Açe bizi bekliyor orada. Gülçin, hemen dinleyelim notlarını. Mehmet Akif Ersoy, artık geride 12 saat kaldı. Neden 12 saat? Çünkü burada görevli iki güvenlik işçisinden tam 12 saatten bu yana haber alınamıyor. Herhangi bir iletişim kurulamıyor. Dün akşam saatlerinde saat 18'de evlerinden çıkmış ve buraya çalışmak için gelmişlerdi. Burası İzmir'in Konak ilçesinde Halkapınar ve yeraltı otoparkı çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi yaptırıyor ve alınan metro vagonları yapımı tamamlandıktan sonra buraya konulacak. Ancak göçük meydana geldi ve saat 3.32 itibariyle güvenlik kameralarında elektriklerin kesildiği tespit edildi. O sırada o güvenlik görevlilerinden biri kameraya yansıyor. Ancak o saatten bu yana yakınları da onlara ulaşamıyorlar. Sabah erken saatlerde buraya çok sayıda ekip sevk edildi ve burada arama kurtarma çalışmaları öncelikle dedektör köpeklerle başladı. Çalışmaları zorlaştıran etken atık suyun göçüğün meydana geldiği alanı doldurmasıydı. O yüzden de kanalizasyon borusu patladığı için buradaki atık suyun göçüğün meydana geldiği alanı doldurması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Elbette bir dizi önlem alındı. Onlardan biri de doğalgaz boru hattında doğalgazın kesilmesiydi. Yine bu gördüğünüz alan içerisinde kayma riski var. Göçüğün devam etme riski var. Dolayısıyla alanda boşaltıldı. Bununla birlikte göçüğün daha fazla ortaya çıkmaması adına da hafriyat dolgusu da iş makineleri tarafından yapılıyor. Bir dizi önlem var dedik. Onlardan biri de burada göçük riski devam ettiği için Halkapınar Köprüsü ve yine bulunduğumuz Şehitler Bulvarı Caddesi'nde de tek yönlü olarak trafiğe kapatıldığını da belirtmek lazım. İki güvenlik işçisinden hala haber alınamıyor. Elbette kimlikleri de tespit edildi. Onlardan birinin adı Mehmet Çiftçi, diğeri de Mehmet Ali Yalçın. İşte onlarla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Elbette gözyaşlarıyla birlikte de acılı aileleri burada bekleyen işlerini sürdürüyorlar. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Biz gelişmeler oldukça bölgeden, enkaz bölgesinden aktarmayı sürdürüyor olacağız.